Değerli izleyenler merhaba. Reçete'de bugün toplumun ne yazık ki çok aşina olmadığı, bu yüzden de hastalığı yaşayanı anlamakta zorluk çektiği bir hastalığı, çölyakı konuşacağız. Konuğumuz çocuk gastroenteroloji, hepatoloji ve beslenme uzmanı doçent doktor Fatih Ünal olacak. Sizler de sormak istedikleriniz 0224 211 1075'ten bizlere iletebilirsiniz. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi günler. Bugün çölyakı konuşacağız. Girişte toplumun çok aşina olmadığı kısmını özellikle belirttik ki bu glutensiz besinlerde aslında önemli. Bunu programın daha ilerleyen dakikalarında ele alacağız. İlk olarak dilerseniz çölyaktan bahsedelim. Biraz geçmişine baktığımızda ne zamandan geliyor bu çölyak hastalığı bizim günümüze çölyak kadar? Çölyak genelde insanoğlunun yerleşim düzenine geçtiği zamanı yani 10 bin yıl önce yoktu. Yerleşim düzeni 10 bin yıl önce geçti. Bir de insanlar çoğalınca hani avlanma dışında yiyeceklerin de hani beslenme için olması gerektiğini düşündüklerinden buğday türü yiyecekleri ekmeye başladılar. Hatta ilk olarak da Çatalhöyük bölgesinden tüm dünyaya yayılmış durumda. Her yıl 1 kilometre hızla hastalık o dönemde hani gluten ekilmesi, yenilmesi 1 kilometre hızla olduğu için 4000 yılda ancak hani Avrupa'ya ulaşabilmiş. Bursa, İstanbul dönemlerinin dolayına da 1000 yılda ulaşabilmiş. Yani 6000 yıldır, 4000 yıldır bilinen bir hastalık. Yani 10.000 yılda ancak ulaşmış. Çok uzun bir tarihi var. Evet, yani insanlıkta yerleşik düzeni yerleştiği için Anadolu'dan çıkan bir hastalık. Yani Konya, Çatalhöyük bölgesinden çıkan hastalık olduğu için de o yönden önemli. Peki çölyağa baktığımızda bu tam olarak nasıl bir hastalık oluyor? Dediğimiz gibi biz bu hastalığa çok aşina değiliz. Çok fazla bilmeyebiliyoruz toplum tarafından. Bu çölyak, buğdayda bulunan iki protein var. Buğdayda bir unsu öz, bir de kepeksi öz var. Unsu özde bulunan gluten isimli proteinin ağızdan alındıktan sonra ince bağırsakta yapmış olduğu alerjiye biz çölyak hastalığı diyoruz. Yani bu genetik kökenlerde ailesinde genetik yatkınlık olanlarda, çevresel faktörlerle etkilenmiş olanlarda, çevresel faktörler dediğimiz işte bunlar antibiyotik olabilir, uzun süreli strese maruz kalma, ameliyata girme, yakınlığı kaybetme veya başka bir sıkıntıya girme, işte okul sınav stresleri, bu arada TEOG sınavı da var. Evet. İşte o streslerin hepsi tetikleyebiliyor. Yani ailede etkinlik varsa bununla birlikte de hastalıkta eğilim varsa kişi de ortaya çıkabiliyor. Genetik, çevresel ve bu çevresel faktörler arasında tabii ki çocuğun almış olduğu anne sütü de önemli bizim için. Anne sütü ilk 6 ayda alanlarda ek gıdada unlu gıdalar, hani gluten içeren gıdalar 4-6 ay arasında başlamış olanlarla hani anne sütü almayıp da normal mama ile beslenenler arasında çölyağa yakalanma arasında da fark gösterilmiş belirgin olarak. Yani örneğin bu da anne sütü koruyucudur. Koruyucu özelliği var anne sütünün, hani bağışık sistemine dolayısıyla. Hani aynı dönemde gluten başlayan kişilerle anne sütü alanlarla almayanlar arasında istatistiksel fark da gösterilmiş yani. Bizim ülkemizde baktığımızda peki çok fazla görülen bir hastalık mı bu? Nedir? Çölyak hastalığı sık görülen bir hastalık aslında. Yani olasılığı Devlet Planlama Teşkilatı destekleyen tüm çocuk gastroenterologlarının 2007 yılında yapılıp 2009-10'da da yayınlanan yazıda 214'te 1 olarak çıkmış. Yani bu sessiz çölyak, işte potansiyel çölyak veya işte belirgin çölyak, hani atipik çölyaklar dahil olmak üzere. Ki bu bilinen kısmı herhalde kısımlar, değil mi? Bilinmeyenler de vardır herhalde. 214'te 1 olunca yani 400-500 bin kişinin çölyak olma olasılığı Türkiye'de var oluyor. Yani bilinen kişilerin sayısı çok az maalesef. Evet. 15 bin civarında. Hani bizim çocuk gastroenterologları, ilişkin gastroenterologların beraber takip ettiği hastalar veya derneğe kayıtlı hastaların hepsinin toplamı bu kadar. Ama bu tabii ki alınamadığı için bu şekilde. O sebepten de yani tanı koymak önemli yani. Evet. Burada peki belirtiler, tanı koymak biraz zorsa o zaman belirtiler farklı hastalıklarla da karıştırılabiliyor mu? Tabii. Bu hastalık sindirim sistemini tutuyor. Sindirim sistemini tutan bu hastalık tüm şeyde sindirim sistemini tuttuğu için diğer organlarda da belirti verebiliyor. Örneğin hani 4-6 ay arasında ilk 4-6 ayda çölyak gözükmüyor insanlarda ama 6. aydan sonra işte ek gıdalar başlandıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Unlu gıdalarla temastan sonra 6 ayla işte 14 yıl 15 yıl arasında belirtilerin çıkması değişik bağışık sistemine bağlı olarak kişinin değişebiliyor. Buğday, arpa, çavdar içeren hani gluten içeren gıdalardan sonra ortaya çıkabiliyor.
Diğer organlarla ilgili belirti verebiliyor. Örneğin şeker hastası olarak da karşımıza gelebilir bir çölyak hastası. Kemik erimesi şeklinde kendini gösterebilir. Bunun dışında bazen epilepsi nöbetlerine gelebilir. Ciltte istenmeyen lezyonlar işte bazen vitiligo, işte ciltte renk dokusunun kaybı yani. Onun dışında bazen sihir belirtileri olabilir. Bunun dışında bazen karında şişlik, ishal, kemik erimeleri, kas erimeleri şeklinde kendini belli edebilir. Bazen karaciğer enzimlerinde yükseklik, yani diğer organlarla ilgili belirtiler şeklinde belli edebilir. Onun dışında kas erimesi, zayıflığı, 2 haftaya geçen ishaller, bazen sadece kansızlık sebebini çölyak hastası gelebilir yani. O yönden Burada dikkat peki bu etmek lazım. belirtiler ek besinlere geçtiğinde ortaya çıkabiliyor dedik ya. Genelde hep bu dönemlere mi denk gelir? Bu Şimdi döneme mi rastlar? 4. 6. aydan sonra hastalık işte 6 ay 1 yılda çıkarsa, yani süt çocukluğu döneminde çıkarsa, karında şişlik, kemik erimesi, zayıflık, kilo alamama, boy uzamasında bir sıkıntı olmuyor. Ama çocukluk çağında gelenlerde mesela büyüme hormonu eksikliği gibi hani belirti verip boy kısaldığında da hasta gelebilir yani. Bazen sebebi bilinmeyen karın ağrıları, ishal, zayıflık şeklinde kendini belli edebilir. Hani vitamin B12, folik asit eksiklikleri dolayısıyla da hastalık bazı sistemlerde de belirti verebilir. Hani sinir sistemi, iskelet kas sisteminde de belirti yapabilir. Evet, burada şimdi birçok belirti olduğu için tabii teşhis aşaması da tanı konması da Evet. zor dedik. Burada tanı aşamasında neler Şimdi yapılıyor peki? bu belirtileri olan hastalara yani özellikle 2 haftaya geçen ishal, kansızlık, onun dışında karında şişlik, kilo alamama yakınması veya büyüme gelişme geriliği belirtisi varsa, karaciğer enzimi yüksekliği belirtisi varsa bir süt çocuğunda veya daha büyük çocuklarda ve okul çocuğunda veya adet görememe olabilir kız çocuğunda mesela buluya erememe, ergenliğe erememe şikayetleri varsa bunlar da belli tahliller yanında çölyak tahlilini de istemek gerekiyor. Çölyak tahlili istediğimiz zaman da bu pozitifse eğer o zaman doku grubu mesela pozitifse kaç misli pozitif mesela 5 misli ise bizim için 5 misli 10 misli yani normalin 10 katı falan yükseklikler önemli. O zaman da endoskopi yapıp ince bağırsaktan birden fazla biyops alıp onları patolojik incelenmesi sonucunda hastalık ortaya çıkabilir. Hani tanısı kesin konulabiliyor. Yani bu parmaksı çıkıntılar var ince bağırsakta. Bu parmaksı çıkıntıların kaybolmuş olması çölyak hastalığının başlangıç için hani ishalin, Zemin hazırlıyor. karın ağrısının veya işte büyüme gelişme geriliğinin başlangıç için zemin hazırlıyor. Çünkü emilemiyor gıdalar o sebepten de belirtiler oluyor. Burada teşhis konduktan sonra yapılan uygulama nedir? Hep glutensiz Evet. besinler diyoruz ya, sağlıklı yaşamaları için tabii ki çölyak hastalarının bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Gluten nedir? Evet. Dilerseniz ilk olarak ondan bahsedelim. Gluten hamur, Artık marketlerde de çünkü farklı ayrı bölümlere rastlıyoruz birçoğumuz. evet. Dikkatini çekiyordur Gluten, çoğu kişinin. buğday, arpa, çavdar, yulafta bulunan bir protein, unsu özde bulunuyor demiştik biraz önce. Hani, buğdayın unsu özünde bulunan protein, buğday proteini de %50'sini yapıyor. Hanımlar hamuru kardığında uzatan maddeyi gluten diyoruz. Bunun bazen de raf ömrünü uzatır. Hani bazı maddelerin hani koruyucu özelliği olan bir madde. O sebepten hani gluten içeren gıdaları da yememesi lazım. Hani bunlar reçel olabilir, konserve olabilir, diğer gıdalar olabilir. Hani onları da yememesi gerekiyor çölyak hastanın. Tedavide ömür boyu sürmesi gerekiyor tedavinin. Hani tedavisinin sadece diyet olduğu ve ömür boyu süren tek gıda ilerisi de çölyak hastalığı. Yani bunu iyi bilmek lazım, ona göre tedavi etmek lazım. Eğer çölyak hastası diyeti bir kez bırakırsa onun dışında istenmeyen belirtiler de olabiliyor çocuktan. Bunlar nedir işte tümöral oluşumlar ince bağırsakta. Bazen şeker hastalığına, tiroid hastalıklarına eğilim olabiliyor. Onun dışında lenf bezi kanserleri, ince bağırsak kanserlerine eğilim olabiliyor. O sebepten diyete başlayınca devam etmek lazım. Evet, burada çölyak hastaları biraz da toplumun ya da yakın çevrenin kendilerini anlamamasından mı muzdarip Evet, oluyorlar? Çünkü şimdi internete baktığımızda görüyoruz ki aman bir parçacık al canım ne olacak? Niye bizim yemiyorsun gibi. hastalarımız genelde kendileri diyete dikkat ediyorlar süt çocukluğu döneminde, okul çağında. Ama ergenlikte işte her türlü hormonal dengesizlik veya hormonal farklılıklar dolayısıyla tabii çölyak hastalığı olan çocuklarda da bunlar oluyor. Ve sonuçta arkadaşlarının da zorlamasıyla veya çevrelerinin zorlamasıyla bir kez işte bu yiyecekleri tadın. Bundan sonra herhangi bir şey olmaz.
ne olacak bir kez hani arkadaş Evet. ortamında en azından yersiniz. Belki tanı yanlıştır veya işte bundan sonra belki düzelmiştir onun için bir denersiniz deyip hani hastayı bu şekilde istenmeyen yola sevk edebilirler. Bu dönemlerde mutlaka ailenin ve arkadaş ortamının, öğretmenin mutlaka çocuğa destek olması lazım. Yani Evet. diyet yapma konusunda, glutensiz diyeti dikkat edebilmek konusunda destek olması lazım. Eğer destek olurlarsa bu dönemi iyi atlatır çocuk. Evet. Yani diyetine ömür boyu devam edebilir. Bu hastalığı bilmemizin toplum olarak Evet. farkındalık yaratılmasının en büyük Evet. nedeni de bu zaten. Evet, derneklerin de tabii ki bu yönde çalışmaları var. Ayrıca dernekler bazen de bu çölyak hastaları için askerlik işte muaf yani çölyak hastaları, erkek hastaları özellikle askerlikten muaflar. Bazen çölyak hastalığı olan çocuklar %30-35 özürlü sınıflara da girdiği için iş bulmada öncelik olabilir. Bazı toplu ulaşımlarda öncelik olabilir. Bu yönden önemli yani. Burada peki okullarda yaşanan sıkıntılar olabiliyor mu? Kantinde ya Okulda da tabii yemekhanede. okulda evden hazırlanıp gelen yiyecekler oluyor. Bazen de özel okullarda özel okulun hazırladığı yiyeceklerde gluten olmaması gerekiyor. Anaokullarına veya özel okula kaydettirirken hani çölyak hastaları almak istemeyebiliyorlar yani. Yani biz bu hastayı sorumluluk alamayız. İşte buna dikkat edemeyiz gibi. Aslında onun da zorunlu olması lazım. Yani orada en azından yani 1500-2000 kişinin okuduğu bir yerde 6-7 çölyaklı hastada okuyabilmeli yani çünkü Evet. bu şeker hastasının nasıl sorunu ise çölyak hastasının da sorunu o sebepten önemli. Sosyal yaşamda sıkıntı yaşanabiliyor mu? Çünkü Çölyak görüyoruz hastaları ki tabii ergenlik yani. döneminde görülüyor. Tabii ki ileriki yaşlarda ömür boyu diyet uygulanması gereken bir hastalık ki sosyal yaşamınız oluyor muhakkak ki. Dışarıdan yemek yeme işlerinde yani dikkat etmeleri lazım. Tuzlu soslu çerezler, kavrulmuş yiyecekler falan hepsi arkadaş ortamında tutulduğu için insanlara bunların hani reddetmesi lazım yani çölyak Evet. kişinin. Örneğin işte arkadaş ortamında bir aranın glutensiz olması lazım. İşte likör veya bayramlarda içilen likörün olmaması lazım. Ya içen kişinin hani en azından ağız temizliği yapmadan kişiye hani hoş geldiniz derken yanaklarını öperken bile kontaminasyon olabilir. Onlara dikkat etmesi lazım. Veya sofrada yenilen gluten içeren gıdayla gezmeye gelen kişi bunu yedikten sonra direkt hani elini ağzını yıkamadan kişiyle temas ederse elle veya yanaklarına o sırada glutenle temastan dolayı çölyak hastasına kontaminasyon olup hastalığı tetikleyebilir yani. Burada merak edilenlerden biri de aslında bulaşıcı mıdır Bulaşıcı kısmı değil oluyor. ama Bunlara değinmişken onu da hani uçucu vurgulayalım. olduğu için gluten Evet. yanağı konup diğer taraflara konup dikkat edilmesi lazım. Çölyak hastanın mesela unlarının ondan sonra yiyeceklerin diğer yiyeceklerle aynı rafta saklanmaması lazım. Temizlik bezleri, işte teflon tencereler, çatal kaşık, tahta bıçakların ondan sonra yine tabaklarının falan ayrı olması lazım yani. Onlara dikkat etmek lazım yani. Evet, burada hem yaşayan Çölyaklı kişiye hem kendi aileye yiyeceğini göreve gezmeye giderken düşüyor. götürecek. Evet. Oradan gluten içermeyen gıdalardan servis alacak yani. Bu önemli yani bu şekilde dikkat ederse daha iyi olur yani kendisi için de. Evet, tedavide peki günümüzde henüz yeni bir yöntem var mı ya da ileride belki olacak Evet. mıdır? Sadece diyet Şimdi mi şu an için? çölyak için tek diyet şu anda tedavi yöntemi. Glutensiz diyete dikkat etmek lazım. Ve onunla yaşamasını bilmesi lazım kişinin. Çünkü eğer buna dikkat etmezse ömür boyu sıkıntılar olabilir. Yeni tedavi yöntemleri var mı? Araştırma yöntemleri olarak var ama bunlar tek yani dört dörtlük hani sonuç vermiş durumda değil. Evet. Bunlar için çalışmalar yapılıyor. Bunlar bizim için işte buğdayın genetik modifikasyonu, hani buğdayın yapısını değiştirmesi, daha az hani alerjen duruma getirilmesi olabilir. Buğdaydaki unun hani işlemden çekilmesi, işte bazı yararlı bakterilerin eklenerek, laktobasilisin eklenerek yapılması. Bu çölyak hastalığında bazı doku grupları görevli. Bu doku gruplarının insanda hani baskılayıcı yöntem olabilir mi? Ağızdan oral enzim tedavisi, hani gluteni enzimatik yöntemle epitoplarına ayıracak yöntem ama maksimum 13 grama kadar ayrılabiliyor bu yöntemle de. Oktopeptidle ince bağırsakta geçirgenliklerin azaltılması yöntemi olabiliyor. Bir de kök hücre tedavisi olabilir mi, olamaz mı? Bunlar üzerinde çalışılıyor. Tabii ki
glutensiz diyet diyebilmek için bir gıdanın 20 miligramdan az gluten içermesi lazım. Bazıları bunu tolere edebiliyor, bazıları tolere edemiyor. Bazıları 50 miligram, 100 miligram gluteni de tolere edebiliyor. Bunlara da dikkat etmek lazım Yani yani. glutensiz bile yazıyor olsa yine alırken dikkat Dikkat etmesi etmek lazım. gerekiyor Hani kişilerin. 50 ama bazı hastalar yani 100 miligram gluteni de tolere edebiliyorlar. Yani daha fazla gluteni de o yönden hani dikkat etmek lazım. İşte okul servislerinde, ondan sonra arabalarda veya işte misafirlikte kıvırık bardaklarda yapışkan olduğu için bunlarla servis yapmamak lazım çölyak hastalarına. Zarfları yalamaması, işte akrabalarda oyun hamurları gluten içerebiliyor. Gluten içermeyen oyun hamurlarını hani oynaması, macunlara, rujlara, yüz kremlerine dikkat etmesi lazım çölyak hastasının. Kozmetik ürünler de Tabii dikkatli etkileyebiliyor. olmak lazım. Kasapların işte bazen güvenilir değil kasaplarda da. Etlerin içine kıyma yapılırken özellikle ekmek koyuyorlar. Oradan da bulaşık olabiliyor yani. Burada bunlara dikkat edilmediği takdirde ve tabii ki güvenilir bir yerden almayıp da dediğiniz gibi içinde ekmek diyelim ki oldu. Bunu yediğinde ya da farklı ürünleri kullandığında ne oluyor? Ne Yani ortaya karın çıkıyor? ağrısı olabilir, ishal olabilir, kusma olabilir. Hani çocuk kişinin reaksiyonuna bağlı. Hani Ki bu tolere yaşa edemezse göre, kişinin bünyesine göre değişiyor o zaman. şoka kadar götürebilir yani anafilaktik şoka kadar götürebilir yani çölyaklı kişiyi. Diyete de aynı şekilde dikkat edilmediğinde Evet. bunlar yaşanabiliyor o zaman. Yaşanabilir. Dönerciye gittiğinizde mutlaka hani Bursa'da gerçi hani arasına kıyma veya ekmek koymayan dönerciler var. Bunların hani bulaş olasılığı az oluyor ama kendi ekmeğini götürüp hani orada kendi dönerini yaptırabilir. Burada o zaman bu kişilere özel, çölyak hastalarına özel kafelerin Evet. açılması ya da Bursa'da bu yönde marketlerin işte Bursa açılması. Çölyak ve Bursa Yaşam Derneği'nde böyle bir kafe var. Hafta sonları çölyaklar için işte çeşitli pide, lahmacun, kek, pasta gibi ürünler çıkartılıyor. Yani çeşitli ürünle giderek artmakta. Yani oradan da alışveriş yapılabilir. Bunun dışında ülkemizde tabii ki çölyaklar için duyarlılıklar artmaya başladı. İşte bazı bisküvi firmaları, un firmaları hani bu yönde destek oluyor. Glutensiz un çıkartabiliyor. Glutensiz bisküvi, glutensiz makarna işte Gaziantep'te, Eskişehir'de ondan sonra Mersin'de bazı firmalar çıkartmaya başladı. Onun dışında Adana'da yine maya çıkartan firmalar var. Bursa'da da kestane unu çıkartan firmalar oluyor. Bazı patates unu, humus unu hani çölyaklarını kullanabileceği gıdalar, karabuğday unu, yar bakliyat, karabuğday unu kullanabilir. Bunun dışında nohut unu olabilir. Yani serbest olduğu için bunlar kullanabilir. Soya unu kullanabilir ama pirinç unu da kullanabilir. Buğday nişastasını da kullanabilir çölyakta. O yönden dikkatli olmak lazım. Bursa Beseç Ekmek bazen hafta içi Perşembe, Cuma, Cumartesi İstanbul'dan glutensiz ekmek getirebilmekte. O yönden de yani Bursa'da bunun hizmeti alınabiliyor. Yani en azından yeter mi yetmez tabii ki daha fazlası olursa daha iyi olur yani çocuklar için de, Ulaşma hastalar için de. imkanı da kolaylaşır ve tabii ki herhalde Evet. ürünler Mahalleye kadar arttıkça götürüyorlar ama maliyet de Beseç sağ olsun düşecektir. yani mahallede çölyaklı varsa orada satış noktasına Hizmetini kadar sunuyor. götürüyor. Yani o yönden Burada iyi. maddi olarak zorluyor mu peki aileyi? Çünkü bu ürünlerin Hastaları tabii fiyatları ki biraz daha zengin farklı sanırım. ülkelerde çölyaklı diyetlere ulaşmak kolay ama bizim ülkemizde böyle bir olanak daha az. Yani çünkü normalde 1 liraya aldığınız ekmek 5-6 liraya çıkmış oluyor. Onun dışında makarna deseniz 2 lira 3 lira olan makarna 10 lira 15 lira. Bisküvi desen 50 kuruş 1 kuruş olan bisküvi 1 lira olan bisküvi 5-6 liraya çıkıyor yani 6 kat. Hani asgari ücretle geçiniyorsa aile Çok zor. yani 1 milyar 2 milyar lira biraz zor. Devlet bir kısım ödeme yapıyor ama yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Hani çok dikkat etmesi lazım bunun yanında yine. Dondurma alırken dondurma külahı veya dondurmanın kendisi Nescafe mesela misafire gittiğinde bitkisel çaylar, demlik poşet çaylar, çikolata alırken glutensiz olanlar tercih edilmeli. Gofret aynı şekilde, çipsler, mısır gevrekleri, hazır buyon tabletler, hani koruyucu madde olarak gluten içerebiliyor. Bazı hazır baharat karışımları bile içerebiliyor yani. Kurutulmuş meyveler koruyucu olarak içerebilir. Hazır çorbalar yani hani yaşantısını olumsuz etkileyen çok var yani. Glutensiz tarhana çıkartıyorlar, glutensiz baklava çıkartıyorlar işte bazı firmalar. O yönler olumlu gelişmeler oluyor ama yeterli değil.
Bir de baktığınız zaman erişkinlerin buna uyum sağlaması herhalde biraz daha kolay olabilir ama Evet. çocukları Çocukların da, zapt etmek çocuklar belki kendisi söylese dahi zorlaşabilir. yakınları işte anne görmesin, baba görmesin, bir kez alıver şeklinde girişimlerde bulunabiliyor. Evet, bu yüzden belki bu besinlerin en azından çocuklara yönelik olarak Evet. artması gerekebilir bu gibi yerlerin. Çocuklar daha çok geliyor. Evet. Bizim ama çocuklarımız büyüyecek, erişkinlere geçecek. Erişkin gastroenterologlar da sağ olsunlar o konuda yan takiplerini yapıyorlar hastaların. Ekmek hazırlanırken yine erişkin olsun, çocuk olsun. Hani ekmek yapma makinesinin ayrı olması lazım. Fırınların güzelce temizlenmesi lazım. Bunlar yönden önemli. Seyahatler sırasında havaalanında hani çöl yaklı olduğunu, yurt dışında uçuşlarda var. Hani çöl yaklı olduğunu belirtirse ona göre menü çıkabiliyor. Ama yurt içi uçuşlarda henüz yok, yani onu söylemek lazım. Evet, burada peki ailelerin çocuklar için, çocuklar üzerinde duracak olursak yapabilecekleri neler oluyor genelde evde? Çünkü Evde çocukların glutensiz bisküvi, kek, Evet. simit, lahmacun, onun dışında pasta gibi ürünler, ekmeğini yapabiliyor kendileri. Tarhana çorbasını, taranasını yapabiliyor, yani glutensiz her türlü ürünü aynı şekilde yapabiliyor. Glutensiz güllaçtan güllacını da yapabiliyor. Dondurma yapıp yedirebilir. Sadece glutensiz gofret şeklinde külahını alması lazım. Onları dikkat ettikten sonra herhangi bir sıkıntı yok. Evet, bu Peynirler, çocukluktan sebzeler, meyveler hepsi serbest, yani proteinli gıdalar. Onlara dikkat etmesi lazım. Yani balık falan serbest, yani tabi onunla kızartılmamış olması lazım. Glutensiz irmik de çıktığı için hani irmikten helva falan da yapabiliyorlar, yani bir sıkıntı yok. Evet, seçenek Yani bol. onları aileler başlangıçta bocalıyorlar. Daha sonra işte diğer kendisinin yalnız olmadığını anladıkça yani yapıyorlar. Burada bir de çocuklar zaten bebeklik döneminden itibaren, hele ki ortaya çıktıysa herhalde, zaten alışmış oluyor bir yerden Evet. sonra. Kendisi zaten söylüyor bunu yememesi Evet. gerektiğini. Hani arkadaşına veya misafirle gittiğinde direkt reddediyor yani. Yemiyor. Diğer gıdalardan veya annesinden isteyebiliyor. Erişkinlik döneminde erişkinlerin yaşadığı sıkıntılar olabiliyor Erişkinlerde mu? toplu işte askere gitmiyorlar. Yatılı okul veya üniversite öğrencisi olduğunda yurtlarda kalma sorunları oluyor. Toplu çalışma yerlerinde yiyeceklerini kendisinin götürmesi gerekiyor. Yani doktor olursa veya hemşire olursa hastanede yine aynı şekilde. Veya mühendis olduğu da fabrikada kendine yönelik menü çıkmadığı için kendisinin götürmesi gerekiyor. Diğer restoranlarda, kafeteryalarda da zorluklar çekiyorlar. Evet. Şimdi burada her hastalık için hep erken teşhis çok önemlidir diyoruz ya. Çölyak için erken teşhis önemlidir diyebilir miyiz? Bunun nedeni Çölyak'ta nedir? yani tanı konulması genelde Türkiye'de yapılmış bir araştırmada yani 1-2 yıl gecikme olduğu gösterilmiş yani. İşte onun için daha erken yakalamak lazım. O çocukların büyümesini geciktirmemek lazım. Ergenliğe ermesini geciktirmemek lazım. Bazı hastalar yine erişkinler dediğimizden kadın doğumcuların da bu hastalığı iyi bilmesi lazım. Örneğin çocuğu olmayan hani halk ağzıyla işte kısır olan bayanlara çölyak testinin mutlaka yapılması lazım. Hani altta çölyak olup da çocuğu olmayan kişiler de olabilir. Onlara dikkat etmek lazım. Evet, bunun tedavisiyle birlikte belki de istediği şeye ulaşabilecek, çocuğa ulaşabilecek. Erişebilir. Tabii. Ayrıca hani herkesin yani sadece çocuk gastroenteroloji veya erişkin gastroenteroloji değil, diğer doktorların da çölyağı çok iyi bilmesi lazım. Mesela diş hekimlerinin çok iyi bilmesi lazım. Dişlerde erozyonlar varsa mutlaka hani çölyak olup olmadığı konusunda çocuk gastroenterolojiye çocuk diş hekimi mutlaka göndermeli. Hani biz nasıl hani çölyağı yakaladığımızda dişte erozyon var mı yok mu diye gönderiyorsak onların da mutlaka göndermesi lazım. Yani çünkü bu şekilde hasta tanınır. Evet. Veya işte endokrinolojide endokrinologlar gerçekten biliyorlar. İşte diğer nörologlar olsunlar biliyorlar, yani gönderiyorlar ama mutlaka dikkat edilmesi lazım yani. Ki girişte okul döneminden de bahsetmiştik. Burada öğretmenin de bilinçli olması Tabii. çok önemli ki yani burada aile karnı mi biraz evet, görev düşüyor öğretmenler de annelerden belirtmek daha için? çok gözleyebilir. Karnı ağrıyan çocukların hani fonksiyonel mi, organik mi olduğunu, yani okulda olan karın ağrısı veya yemekten sonra olan karın ağrısı, çocuğun sık dışkılamaya gitmesi veya kabızlıkla da gelebilir çölyak hastası. Kabızlıkla gelmiş bir çocuğun veya 3 ay arayla boylarını ölçüyorlar. 3 ay arayla ölçülen boyda bir kısalık veya hani aynı şekilde boy devam ediyorsa veya kilosunu ölçtüklerinde aynı şekilde ise mutlaka bir çocuk gastroenterologuna gitmesi lazım, hani bu hastanın diye yönlendirmesi lazım. Hani parazit olabilir diye sadece kestirip atmamak lazım. Onlara dikkat etmek lazım. Dışkı kaçıran çocuklar, yani özellikle hani çölyak yönünden uyarıcı olabilir.
geçmeyen cilt lezyonları uyarıcı olabilir. Karaciğer enzimlerinde devamlı yükseklikler hani her zaman için dikkat edilmesi lazım. Sihir deyip geçmemek lazım. Altından evet. Çölyak çıkabilir. Yani otoimmün hastalığı çünkü. Bizim cumartesi gelen bir hastamız vardı. Yarın endoskopi yapacağız. Onun mesela şeyinde iki tane sihir vardı. Yine başka bir hastalıkta vitiligo denilen ciltte renksiz alanlar vardı. Bunlar beyaz saç dökülmesi, saçlarda çabuk kırılmalar. Hepsi çölyak yönünden uyarıcı olabilir. Veya baktığınız zaman çift ergenliğe hastalığı gibi ama. Hani kız çocuklarında, erkeklerde pübertal belirtilerinin olmaması hepsi çölyaklığını bulgu olarak anlatabilir yani. Dikkat etmek yani lazım. Burada daha ileriki yaşta da ortaya çıkabiliyor o zaman belirtileri. Belirtiler, direksiz bebekken ya da stres, unlu şeyi tükettiğinizde çıkmıyor ortaya. Tabii yani çıkması için bir 6 ay ile 14 yıl arasında zaman geçmesi lazım dedik. Yani stres faktöründen sonra. Bunların hepsi ona giriyor. Bazen hızlı çölyak testleri var hani bazı aileler hani direkt kan aldırmıyor. Parmaktan hızlı çölyak testinde de çölyak tanısı koyabiliyoruz. Endoskopi yapılması lazım daha sonra. Hani desteklenmesi lazım. Burada şimdi en önemli şey diyet dedik ki burada tüketilmemesi ve tüketilmesi gereken gıdalar var. Dilerseniz onlardan bahsedelim. Evet. Nelerden uzak dursunlar, neleri tüketsinler? Şimdi gluten içeren gıdalardan hastaların uzak durması lazım. Gluten 20 mg'dan az içeren gıdaları yemesi lazım. Veya glutensizdir ibaresi, logosu olan, hani kaşesi olan gıdaları yiyebilir çölyak hastası. Hani sebzelerin, meyvelerin işlenmemiş her türlü gıdayı tüketebilir yani bir sıkıntı yok. Bazen işlenmiş gıdalarda problem olabiliyor. Sucuk, işte sosis, salam. İşte A firması 6 ay önce uygundur dediği, kaşe dediği ürünü daha sonra 6 ay sonra glutensiz olmadığını söyleyebiliyor. Çünkü araya giren işte kontaminasyonlar veya bant üretilirken üretimde sıkıntı olabiliyor veya üretmek istemeyebiliyor firma hani karlı olmadığı için. Bunlara dikkat etmek lazım. Çölyaklı hastanın derneklerle devamlı ilişki halinde olması lazım. Yeniliklerden haber dar olması için. Evet, bu hem hastaya hem ailesine de aslında destek sağlamış oluyor değil mutlaka, mi? Derneklerle iletişim içinde olması. Tetkiklerini mutlaka gidip yaptırması lazım. Mesela ben diyete dikkat ediyorum artık doktora gitmeme gerek yok dememesi lazım. Çünkü çölyak tanısı konulduktan sonra ilk 2 yılda 3 ayda bir çocuk doktorun, çocuk gastroenterolojinin görmesi lazım. Daha sonra da 6 ayda bir yani yılda 2 kez en azından hiç yoksa çocuk gastroenterolojiye hastanın gidip gelmesi lazım. Hani çünkü kemik erimesi olabilir. Kendisinin fark etmediği insülin direnci gelişebilir. Karaciğerde yağlanma, karaciğer enzimlerinde yükseklikler. Ondan sonra başka hastalıklar örneğin kistik fibrozis çıkabilir hastada. Beraberinde bulunabilecek romatolojik hastalıklar, kemik eklem ağrısı vardır. Beraber o çıkabilir. FMF çıkabilir yani belli olmaz yani. Onun için kontrol altında olması lazım. Burada tüketebileceği ürünler nelerdi? Peki neden? Tüketebileceği ürünler... Genelde glutensizdir ibaresi bulunan işte glutensiz makarna, glutensiz irmik, glutensiz bisküvi, kek olabilir. Ama tüketmeyeceği yiyecekler de var. Mesela örneğin boza hani aklınıza gelmişken söyleyebiliriz. Kesinlikle uzak durması gereken. Tabii ki yani gluten içerdiği için tüketmemesi lazım. Çikolatalardan glutensizdir ibaresinin alınması lazım. Glutensiz ibaresi olan işte bisküvileri kullanması lazım, yemesi lazım. Kasaptan alışveriş yaparken ette tamam proteinle gluten yok ama kıyma alırken ekmek içine katılıp katılmadığını iyi bilmesi lazım. Bunun dışında nohut, fasulye, bezelye türü yiyeceklerini mutlaka tüketir yani bir sıkıntı yok onlarda. Baktığınız zaman tamamen aile aslında farklı bir beslenme şekliyle buğday, arpa, çağdarın içine girmediği her türlü gıdayı tüketir yani gluten içermeyen gıdaların hepsini tüketebilir. Glutensizdir ibaresi vurulan 20 mg'dan az gluten içeren gıdaları tüketebilir. Bunun dışında bazı işte çerezler glutensiz olduğu değiniliyor. Onları da tüketebilir. Baklava glutensiz yapan firmalar var. İstanbul'da da var. Bazen işte Kocaeli'nin, Bursa'dan da yapanlar olabiliyor. Yaş günü pastalarının yine glutensiz yapıldığını biliyoruz. Aileler pastaneleri söylüyorlar ve yaptırabiliyorlar yani bazı pastaneler. Onlar biliyorlar hani reklam yapmaya gerek yok. Onun dışında bazı ürünler yine işte kestane şekeri tüketebilir mi? Tüketebilir hani. Onun dışında yine bir firma Bursa'da acı badem, glutensiz acı badem ezmesi de çıkarttı yani. Onları da tüketebiliyorlar yani. Evet. Simiti glutensiz olduktan sonra hani kafeteryadan alıp tüketebilir. Hani yapıyorlar çölyak derneğinde. Glutensiz hamurdan pizza yapıp
yiyebilir. Hamburger ekmeğini hamburger yapıp yiyebilir hani. Bunları dikkat edildikten sonra sorun yok yani. Sebze yemeklerini de aynı şekilde yiyebilir. Meyvelerde de bir sıkıntı yok. Kurutulmuş meyvelerde problem olabiliyor. Onlara dikkat etmeleri lazım yani şey yaparken. Burada peki bol meyve tüketmeli ya da bol sebze tüketmeli gibi bir şey diyebilir miyiz? Çölyak hastaları yani için. Yani normal insanlar kadar tüketmeli yani. Çünkü haftada 2 gün balık yemesi gerekir mi? Yemesi gerekir. Her gün yumurta yemesi gerekir mi? Yumurtasını yemesi lazım. Glutensiz ekmeğinle birlikte bunları alması gerekiyor. Glutensiz pekmezini yiyebilir. Glutensiz işte diğer irmik helvasını yiyebilir. Yani bir sıkıntı yok onlarda. Glutensiz besin adı altında, başlığı altında sağlıklı beslenmesine normal kişiler yani, gibi devam edecek. Bisküvisini, kekini alabilir. Glutensiz işte diğer ürünler olur yani bir sıkıntı yok. Burada dilerseniz tekrar belirtilerden bahsedebilir miyiz? Çünkü birçok şeyle karıştırılabiliyor dedik, benziyor dedik. Aileler neleri göz önünde bulundursun, şimdi nelere dikkat alarm etsinler? Alarm belirtileri önemli. 2 yaşın altında bir çocukta 2 haftadan daha uzun süren ishal varsa, geçmeyen kabızlıklar varsa, onun dışında karnı şiş, çelimsiz gözüken çocuklar, işte bacaklar zayıf, kollar zayıf olan, poposunda hani gluten, gluteus kaslarında falan erime varsa, hani karnı şiş, zayıf çocuklar, Afrikalı çocuklar gibi oluyorsa, iyileşmeyen cilt yaralarında, kan şekeri düzgün gitmeyen şeker hastalarında, tiroid hastalarında bazen guatr belirtisi yapabiliyor. Döküntüler, sihir olan, saçta döküntüler olan çocuklarda, demir eksikliği anemisi olanlarda, sebebi bilinmeyen karın ağrılarında mutlaka çölyanın araştırılması lazım. Karaciğer enzimi yüksek olan hastalarda, işte bazen çocuğu olmayanlar, ergenliğe erişememiş kişiler, çocuklar. Onun dışında da boy kısalığında mutlaka çölyanın araştırılması lazım. Büyüme hormonu için yapılan testlerden daha ucuz çölyak testi ve artısı var. %10'da çölyak çıkma olasılığı var yani bunlarla birlikte. Diğer hastalıklarla birlikte mesela ülseratif kolit kronu, ondan sonra FMF olan, kistik fibrozis olan hastalarda, gıda alerjisi olan hastalarda tedaviye yanıtsızlık varsa, şüphe varsa mutlaka çölyağın taranması lazım. Romatolojik hastalıklarla birlikte bulunabiliyor. Onların bilinmesi lazım yani. Bazı sendromlar işte Down sendromu varsa, Turner sendromu varsa çocukta bunların mutlaka çölyak hastalığı yönünden taranması lazım. Hani hani ailelerde Down sendromu ise çölyaktan taramamışsa çocuk mutlaka çölyak hastalığı yönünden tarattırmaları lazım. Burada tedaviye ve diyete tabii ki dikkat edilmezse olabilecekler neler? Onları da dilerseniz aktaralım ve programı sonlandıralım. Bu test, çölyak testlerinde 6 aydan sonra negatifleşmeye başlıyor testler. Dikkat edilmezse kemiklerde kırıklar olabilir, osteoporoz olabilir. İnce bağırsakta, ciltte, yemek borusunda kanserler olabilir, lenfom olabilir. Karaciğerde yağlanma, siroza kadar girişler. Onun dışında şeker hastalığına, tiroid krizlerine gidiş. Bunun dışında da çocuğu olmayabilir. Boy kısalığı sebebiyle devamlı doktor gezebilir. Evet. Kabızlığı geçmez, dışkılık kaçırabilir çocuk. Dışkılık kaçırdığı için sosyal olarak dışlanabilir. Otizm belirtilerine sebep olabilir hani tedavi edilmezse. Karaciğer enzimlerinde yükseklikler olabilir. Yani organlarda istenmeyen değişikliklere sebep olur. Ağızda iyileşmeyen yaralar, dişlerde erozyonlar olabilir. Diş çürükleri erken olur kalsiyum eksikliğinden dolayı. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet, yani çölyak hastalığında da erken teşhisin önemi bu oluyor. Bu gibi rahatsızlıklarla beraberinde ilerlememesi için. Ya da teşhis için, edilmiş tedaviye dikkat etmiyorsa, gidip farklı yerlerde farklı tedavi arıyorsa aile bunları yol açabilir yani. Bu şekilde sağlıklı bir yaşam sürebileceklerdir. Bunlara dikkat ederseler ve önlemini alabilirseler. Diyete dikkat ettikten sonra ömür boyu her türlü mesleği yapabilir. Evet. Yaşamda da bir kısıtlılık yok yani. Her şeyi yapabiliyorlar. Çözümü mümkün aslında bakıldığında. Peki Fatih Bey, çok teşekkür ediyoruz teşekkür verdiğiniz bilgi ve herkese öneriler için. Herkese iyi günler diliyoruz. Değerli izleyenler, programı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.